Ümmeti Muhammed ise bir insan. bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa, Maide suresinin 32. ayeti, insan canı ile ilgili ebedi kural koymuştur. Man nefsen nefsem bi gayri nefsin, ev fesadin fil ardi, fe ke enneme nase cemi'a. Kim? suçsuz yere. Ve bir suç cezası olarak olmak kaydı dışında bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak mahkeme kararı yani adil orijinal yerli yerinde bir mahkemenin kararı olması dışında kim bir cana kıyarsa bir can kıymış olmaz. Dirilirken kıyamet günü bütün insanlığın katili olarak insanlığın kökünü kurutmak gibi bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz bu ayete iman eden insanlar olarak hiç kimse bizi hiçbir Allah'ın kulu terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider, cephede ne ölümden korkar ne öldürmekten korkar mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur. Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde Ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar.